Mobilyanın ustası Doğtaş, Chester'ın da ustası. Ufrat, Franchising Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Aydın'la birlikteyiz. Bugün sizlerden çok net bilgiler aldık. Çok sert girdiniz konuya. Geçen hafta Cuma günden bu yana artan doların artışı ile birlikte AVM'lerdeki bu sorunları dile getirdiniz. Ve buradan çıkartılan fırsatları dile getirmiştiniz. Bir de bizim izleyicilerimize bu fırsatları ve buradaki sorunları biraz özetleyebilir misiniz efendim? Tabii ki memnuniyetle. Aslında konuya sert girmedim, yani onu birazcık öyle demeyelim müsaade ederseniz. Hayır, şöyle dolardaki bu kur artışı ve insanların tepkisi. Peki. Onun karşılığında vermiş olduğunuz tepkiden bahsedelim. Yani. Evet, şimdi efendim tabii bugün ülkenin 150 milyar dolar civarında bir ihracatı var. Bu ihracatın 40 küsur milyar doları hizmet ihracatı. Yani bu hizmet ihracatının, yani bir televizyon değil, bir efendime söyleyeyim otomobil değil, bir gıda veya bir tarım ürünü değil. Tamamen konsept, tamamen sağlık, eğitim, perakende sektörü, tekstil, benzeri ürünler. Dolayısıyla demek ki dörtte bire, üçte bire yakın bir oranı hizmet ihracatıyla bu ülkeye giriyor. Bunu kim yapıyor? Bunu markalar yapıyor. Bu ihracatı yapan markalar. Eğitimdeki markalar, sağlıktaki markalar, tekstildeki markalar, gıdadaki markalar, danışmanlıktaki markalar yapıyor bunu. O zaman biz ihracatımızı arttırmamız için ne yapmamız lazım? Markalarımızı çoğaltmamız lazım. Peki markalar nerede büyüyorlar? Hangi tarlada? Alışveriş merkezlerinde. Ağırlıklı olarak bu markaların yetiştiği yer alışveriş merkezleri. Yani alışveriş merkezi, yani bu tarlalar. Eğer doğru sulanırsa, doğru gübrelenirse, doğru çapalanırsa oradaki markalar büyür. Meyve verir, o meyveleri biz ihraç ederiz ve ülkeye döviz sağlarız. Peki tarla kötüyse, tarla bu imkanı sağlamıyorsa marka ne olur? Veyahut da zor şartlarda orada büyümeye çalışıyorsa zayıflar, kurur ve ölür. İşte bu zor şartlar, demek istediğiniz kira, dolara evet. Ait kira artışlarındaki bu hız. Evet, dolayısıyla burada bu ülkeye ekonomik olarak da diz çöktürmeye çalışan irade, en güçlü silah olarak dövizi kullanıyor. Dövizi silah olarak kullanıyor bize. Ve bunun başında da dolar geliyor. İşte AVM'lerimiz de bizlerden, yani bu girişimcilerimizden, marka sahiplerimizden, mağaza sahiplerimizden döviz kirası talep ediyorlar. Biz de diyoruz ki bizim bugün artık bir mücadele, bir milli mücadele veriyoruz. Ülke var olma savaşı veriyor. Dünkü çarığı yırtık annelerimizin cepheye nasıl silah taşıdıklarını, bir kuru ekmekle cephede günlerce aç kalan, direnen askerimizi lütfen unutmayalım. O zaman diyorum ki biz Yemen ruhunu, Trablusgarp ruhunu ve Çanakkale ruhunu yeniden diriltmemiz lazım. O zaman fedakarlık yapmamız lazım, özverili göstermemiz lazım, sabır göstermemiz lazım, daha az kazanmamız lazım. Ölün demiyoruz, daha az kazanacağız, birbirimizi yaşatacağız. Bakın şu çok önemli, bir üretici eğer pazarını öldürürse ürettiği malı kime satacak? Onu satacak kimse bulamazsınız. O zaman alışveriş merkezlerinin de pazarı kim? Mağaza sahipleri, markalar, girişimciler. O zaman diyoruz ki bunlara böyle zor şartlar, ödenmesi, yerine getirilmesi imkansız şartların önlerine koyarak bunları öldürmeyelim lütfen. Onun için öneri getiriyoruz. Önlerine iki büyük öneri koyuyoruz. Bir diyoruz, bugünden itibaren TL'ye dönelim. Çünkü siz bir alışveriş merkezinde yemek yediğiniz zaman ne ödüyorsunuz? TL ödüyorsunuz. Elbise aldığınız zaman, ayakkabı aldığınız zaman, çocuğunuza oyuncak aldığınız zaman, oradaki oyun parkını kullandığınız zaman TL ödüyorsunuz. Peki o neden alışveriş merkez sahibine döviz ödüyor ki? Dolayısıyla burada TL'ye dönmek. TL'ye dönmeyi öneriyorum. İkinci olarak da diyorum ki, bu girişimcilerle bir araya gelerek, makul düzeyde kuru sabit diyebilirsiniz. Onun da kabul edebileceği, sizin de kabul edebileceğiniz, belirli dönemlerde yeniden gözden geçireceğiniz bir şartı, bir protokolü öngörebilirsiniz. Yani ben şunu da söyledim. Anlaşamazsanız devletin hakemliğine başvurunuz dedim. Devletin de burada devreye girmesini istedim. Ama aslında diyorum ki devlete ne gerek var ki?
Her şeyde devlete gidilmez ki. Biz birbirimizi biliyoruz, birbirimizi tanıyoruz. Sizin hangi şartlarda o alışveriş merkezini yaptığınızı, sizin hangi şartlarda benim o mağazayı yürütmek zorunda kaldığımı, çalışanıma ne ödediğimi, ne kadar elektrik su parası, ne kadar ortak alana kira verdiğimi siz zaten biliyorsunuz. Benim elimde ne kaldığını, benim satış ne kadar ciram olduğunu biliyorsunuz. Bu çok rakam net ortada. O zaman birbirini öldürmeyelim diyorum. Hele ülkenin içinde bulunmuş olduğu bu ekonomik sıkıntı içerisinde, bu ekonomik savaş içerisinde el ele verilmesi gerektiğini, daha çok fedakarlık, özveri ve sabır gösterilmesi gerektiğini sizlerin kanalıyla hem kamuoyuna hem özellikle de alışveriş merkezi sahiplerine, o değerli girişimci arkadaşlarıma buradan duyurmak istiyorum efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ediyorum. Ama bırakmak istemiyorum. Sizden son bir soru sormak istiyorum. Krizden fırsat nasıl çıkartılır? Efendim, krizden şöyle fırsat çıkarılır. TL'ye döndük diyelim ki. Evet. Tarlamızı TL'ye çevirdik. Bakınız, ülkenin en büyük fırsatı belki bu benim. Yani geçmişe baktığımız zaman krizler bu ülkeyi hep daha çok millileştirmiştir. Bakın 74 Kıbrıs Harekatı, siz küçüksünüz hatırlamayabilirsiniz. Hayır, ben 1 yaşındaydım. Abi ya, o zaman hiç hatırlamıyorum. Bakın 74 Kıbrıs Harekatı'na ben katıldım. 74 Kıbrıs Harekatı bize ne verdi biliyor musunuz? Kendi kendine yeterli olma ruhunu verdi bize. Biz ondan sonra savunma sanayine yöneldik. Tankımız vardı, yürütemiyorduk. Uçağımız vardı, uçuramıyorduk. Topumuz vardı, ateşleyemiyorduk. Top için şu kadar bir tane pim lazımdı. Pimi vermiyordu. Amerika vermiyordu sana. Uçağının tekerini vermiyordu sana. Merminin bilmem horozun bilmem nesini vermiyordu. Tuttuk kendi askeri fabrikalarımızı kurduk. Bakın bize ne sağladı ve bugün savunma sanayimiz dünyada hakikaten sayılı bir hale geldi. İnsan savaş araçlarımızı nasıl yöneldik oraya? Baktık günler, her gün şehit veriyoruz. Nereden geleceğini tahmin edelim. O zaman ne yapalım dedik biz? İnsansız hava araçları yapalım ve İHA'larla bütün bölgeyi tarayalım. Nereden tehdit geldiğini tespit ederek orayı imha edelim. Ve bakın Türkiye nasıl bir rahatlama içerisine girdi. Dolayısıyla bunlar fırsat, kriz böyle fırsata dönüşür. Ama burada bir şey var. Krizin fırsata dönmesi için fedakarlık yapmamız gerekiyor. Ülkeyi sevmemiz gerekiyor. Tasarrufa yönelmemiz gerekiyor. Lüks yaşantıyı terk etmemiz gerekiyor. Ama topyekün. Ben Deniz, örnek veriyorum. Sizlerin televizyon sahibiniz veya ben işletmiş olduğum kurumlarda ben personelime bir tavsiyede bulunuyor isem o tavsiyeyi önce kendim yapmam lazım. Örnek olmam lazım. Mobilyanın ustası Doğtaş, Chester'ın da ustası. Doğtaş.